Beylerim, hepinize selam. Ben Azore. Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerin uzun zamandır istediği bir videoyu çekiyorum. Kitaplık düzenleme videosu. Şimdi bu video için benim planım aslında şöyleydi. Yeni kitaplık alacaktım. Ve yeni kitaplık aldığım zaman tüm kitapları yerleştirecektim. Ancak kitaplarımdan bazılarını sattım. Ve yeni kitaplık almayı da bir süre düşünmüyorum. Yani en az bir ayı var. Ve bir ay boyunca bu dağınıklıkla video çekmek istemediğim için şimdi beraber kitaplığımı düzenleyeceğiz. Önce bir genel hatlarıyla size göstereyim. Neyi nereye koymayı sevdiğimi göstereyim. Sonrasında artık sığdırabildiğimiz kadar düzenleyelim. Şimdi öncelikle burası benim en köşede duran kitaplığım. En üstte Hasan Ali Yücel klasiklerini tutuyorum. Bu kat ve bu kat Türk yazarları ve Wattpad kitaplarına ait. Biraz tarafa indiğimizde burada Pegasus yayınları var. İngilizce kitaplar var. Yabancı yayınları var. Çok karışık burası. Onun bir alt katına baktığımızda burada yine Pegasus yayınlarının cildizleri var. Bir alt katta da çizgi roman ve mangalarım var. Tabii orası şu an çok karmaşık. Sonrasında bir sonraki kitaplığa geçiyoruz. Burada Brandon Sanderson katım var. Burada Sarah J. Maas katım var. Ama Sarah J. Maas kitaplarını hem İngilizce hem Türkçe topladığım için buraya sığmıyorlar artık. O yüzden Sarah J. Maas kitaplarını iki ayrı rafta toplamaya karar verdim. Burada sevdiğim serilerin ciltleri vardı eskiden bir zamanlar. Tabii artık yok. Daha aşağısına baktığımızda ise tamamen bir kaos hakim. Yani ne yapacağım burayı bilmiyorum. Devam ediyoruz. Bir sonraki kitaplığa geçtiğimizde en üst katta taht oyunları, Harry Potter ve Percy Jackson var. Tek düzgün rafım o sanırım. Ama Percy Jackson'ların yenisi geliyor. O yüzden orayı da birazcık dağıtacağız. Bir alt kata indiğimizde bu kat benim epik fantastik rafımdı normalde. Ama Witcher'ın devamı çıktı. Witcher'ın devamı farklı bir rafta duruyor. Yine kaos. Bir sonraki düzgün rafım burası arkadaşlar. Burası Pegasus yayınlarının ciltlerinin olduğu raf. Güzel duruyor. Yani buraya hiç dokunmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Kızıl Kraliçe var, Merlo kitapları var falan. Gayet düzgün duruyor. Muhtemelen buraya dokunmam. Sonra bu iki raf yine kaos hakim. Burada gençlik tarzı olan Pegasus ciltleri vardı normalde. Ama şimdi yine dağıldı. Devam ediyoruz. En köşedeki rafımıza geldiğimizde Gölgelerin Efendisi serisi var. Yabancı serisi var. Buranın hiçbir düzeni yok. Bir alt rafa indiğimizde Alacakaranlık serisi, After serisi. Yanlarında Fırtına serisi. Yani hiçbir teması yok şu rafın. Bir altına indiğimizde buraya birazcık tema hakim. Çünkü burada İtaki yayınlarının kitapları var. Bir aşağısı yine karışık ve onun aşağısı da boş. En küçük kitaplığıma geldiğimizde en üstte benim efsanelerim var. Yani Labirent serisi, Aşık Oyunları serisi ve Uyumsuz serisi buraya dokunmayı düşünmüyorum. Burada modern klasikler var. Buraya da dokunmayı düşünmüyorum. Bir altında İtaki yayınlarının bilim kurgu klasikleri var. Burayı belki taşıyabilirim ama şu anda emin değilim. Alt raflar ise boş gördüğünüz gibi. Şimdi kamerayı nereye koyacağıma kararsız kaldım açıkçası. Ama sanırım böyle bir açıya koyarsam küçük kitaplık hariç hepsi gözüküyor. Biraz daha geriye koyayım. İyice net görün. Yani şu an yapabildiğim en iyi açı bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani başlayalım mı? Ben şu an başlamayı hiç hazır hissetmiyorum. Bayağı yorulacağım muhtemelen. Ama sorun değil. Yapabiliriz. Yaparız. Başlıyorum. Thank you.
Çok yoruldum. Gerçekten belim ağrıdı ama başardık arkadaşlar. Bazı yerlere tam olarak yerleştiremedim ama en azından bir süreliğine doğru düzgün durmalarını sağlayabildim diyebilirim. Hemen size hızlıca bir tur yapayım. Sonrasında videoyu kapatalım. Şimdi öncelikle en üst raf, yani Hasan Yayıcı'nın klasikleri bu hale geldi. Değersiz Bir Hayat benim için çok değerli bir kitap olduğu için onu o şekilde koydum. Üstüne de şu şekilde diğer ciltli serileri dizdim. Bir sonraki rafa indiğimizde buraya şu anda Wattpad rafı demek istiyorum. Çünkü bence en güzel isim bu olur. Tam hazırlamıştım. Ölüler Konuşmaz bir yerden çıktı. O zaman çok sinirlendim ama şu anda burası da bu şekilde duruyor. Normalde buranın iki raf olacağını zannediyordum ama bir rafa sığdıkları için bu şekilde bıraktım. Bir alt rafa indiğimizde burayı Smut rafı ilan ettim arkadaşlar. Hem fantastik olmayan Smut'larım burada duruyor hem de İngilizce kitaplarım burada duruyor. Devam ediyorum direkt. En alt iki rafa indiğimizde üst katta seri olan ciltliler var. Yayın evlerine göre dizemedim burayı çünkü hiçbir şey hiçbir yere uymuyor. Ben de sinirlendim. Dedim bari en azından ciltli olan seriler burada dursun. Onun bir alt katında yani şurada da ciltsiz Pegasus'lar var. Bu rafı hiç dokunmadım, olduğu gibi kaldı. En alt rafa baktığımızda da tam çekemiyorum şu an tripod'dan dolayı ama çizgi romanlarım ve mangalarım var. İkinci kitaplığımıza Brandon Sanderson rafına hiç dokunmadım. Direkt olduğu gibi bıraktım. Altındaki iki rafa indiğimizde bu iki rafı da C.J. Mans rafı yapmaya karar verdim. Bence ikisi de çok güzel gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti. Zaten en sevdiğim ikinci yazar kendisi ve yani çok güzel yani gerçekten çok güzel gözüküyor şu anda. Neyse devam edelim. Bir alt rafa indiğimizde burada sevdiğim seriler ya da yakın zamanda okumak istediğim seriler var. Yine yayın evine göre dizemedim. Daha çok favorilerime göre dizdim diyebiliriz. Ama Illuminae serisini daha okumadım mesela. Onu okuyacağım. Haşhaş Savaşı'na yeni başladım. Yine çok sevdiğim bir seri. Leigh Bardugo'yu hiç konuşmuyorum bile. Muhteşem bir yazar. Ve bir alt rafa doğru devam ediyoruz. Bir alt rafa indiğimizde burada Pegasus yayınlarından ciltsiz olan seriler var. Onun yanı Ateşin Vadi serisini koydum. Stephanie Garber'ın kitaplarını gördüm. Üstte de bir tane Leigh Bardugo kitabı var. Çünkü şuraya koyup görüntüyü bozmak istemedim. En alt rafa baktığımızda ise yakın zamanda okumam gerekenler veya nereye koyacağımı bilemediğim kitaplar var. Sonrasında bir sonraki kitaplığa geçtiğimizde Taht Oyunları serisi, Harry Potter serisi ve Percy Jackson serisi olduğu gibi duruyor. Yalnızca birkaç tane Funko Pop'umu ekledim. Bir de Percy Jackson'ın yeni setini ekledim şuraya. Çünkü yakın zamanda tekrar okumayı istiyorum. Bir alta indiğimizde burası Epic Fantastic rafı olarak kaldı. Yüzüklerin Efendisi'ni birazcık daha görsel bir şekilde koymayı tercih ettim. Bu arada bu haftaki her şeyi günün rahatlığıyla öneririm arkadaşlar. Bir alta indiğimizde yine Pegasus ciltleri olduğu gibi durdu. Bunu böyle koyalım. Buraya da hiç dokunmadım. Sonrasında bu rafa karışık olarak ciltli serileri koyayım dedim. Yani doğru düzgün bir düzeni yok aslında. Zaten bu rafın yarısında okumadım. Aynı zamanda birazcık okumak istediğim seriler göz önünde bulunsun istedim. Onun bir altında Pegasus yayınlarının ciltleri var. Aralarında okumadıklarım olduğu için birazcık bana yakın dursunlar istedim. Onun haricinde de yeni aldığım kitaplardan karışık olarak var. Buranın pek bir düzeni yok açıkçası. Öyle seni dizdim yani. En alt rafa indiğimizde bu rafı cringe rafı ilan ettim. Çünkü look serisi var, çevrimiçi kız serisi var, after serisi falan var. Dedim ki burası cringe rafı olsun. Ve bir sonraki rafa geçtiğimizde burada sol tarafta Pegasus yayınlarının ciltleri var. Ortada Alacakaranlık serisi var çünkü nereye koyacağımı bilemedim. Sağ tarafta da Silver serisi ve Yakut Kırmızı serisi var. Çünkü aynı yazardan bunlar. Bir alta indiğimizde yine ciltliler var. Ama birazcık gözümün önünde fazla duran ciltliler var. Birazcık uzaklaşsınlar istediğim için buraya koydum. Sonrasında Itaki rafı yine aynı kaldı. Sadece Akilius'un şarkısıyla Ben Kiki'yi buraya ekledim. Bir aşağı indiğimizde buranın da doğru düzgün bir düzeni yok şu anda. Yani Cinder serisiyle Ölümcül Oyuncaklar serisinin yan yana durmasını istiyordum. Ve Cinder'ın yazarının diğer serisi Muhalifler olduğu için Muhalifleri buraya koymam gerekti. Soldaki 4 kitap da sadece buraya sığdıkları için orada. Başka bir sebebi yok. Bu oyunun en alt altına baktığımızda da karışık olarak kitaplar var. Yani Pegasus yayınlarının ciltsizleri var. Bir de yabancı serisi var. Yine öylesine koydum. Pek bir mantığı yok bu rafın. Bu rafa dokunmadım. Aynen olduğu gibi duruyor. Bu rafa da dokunmadım. Burası da olduğu gibi duruyor. Bu rafa Haruki Murakami'leri ekledim. Onun haricinde aynı. Bu rafa da Gölgelerin Efendisi serisini ekledim. Bir de Namideer Grace orada duruyor. Ve evet bu kadar. Yani güzel oldu mu? Aşırı derecede güzel olmadı bence. Ama yeni kitaplık alana kadar beni idare edecek bir düzene sahip bence şu anda. Zaten bayağı bir kitabımı çıkardım. Bazılarınız biliyordur. Yani şimdilik kitaplığım bu şekilde. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize kocaman teşekkür ederim. Gerçekten bir tanesiniz. Ve umarım istediğiniz bir kitaplık düzenleme ve kitaplık turu videosu olmuştur. O halde kapanışa geçiyorum. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimler açarsanız çok sevinirim. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.